Herkese merhaba. 3 videoluk serimizin 3. ve son videosunda yine karşınızdayım. Ve bu videoda sizlere boyalar ve yardımcı malzemeleri anlatmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan sesleniyorum. Burası benim çalışma köşem. Böyle iptidai bir köşem var. Derme çatma biraz. Niye buradan sesleniyorum? Çünkü bu kadar zımbırtayı alıp içeriye taşımaya üşendiğim için sizlere buradan sesleniyorum. İleride daha güzel bir masa düşünüyorum. Kafamdaki 7686 projeden bir tanesi de güzel bir çalışma ortamı. Heykeller için bir masa dizaynı var kafamda. Böyle ışıkları, işte eşofar çekmecesi, fırçalı, boya rafları falan olan turneti böyle kendinden komplike bir masa düşünüyorum. Önümüzdeki 85 yıl içerisinde gerçekleştirir diye tahmin ediyorum. Boyalarla başlayayım. Şimdi iki çeşit boyamız var figür boyarken. Enamel boyalar ve akrilik boyalar. Enamel boyalar tinerle inceltilir. Bende şöyle iki tane enamel boya var. Revel'in enamel boyaları bunlar. Tinerle inceltilir bunlar. Ben bunları kullanmadım. Aldım öyle, baktım nedir, nasıl bir şeydir diye. Genelde bunu tercih edenler işte tank, uçak böyle maketleri vardır ya, onları kullanıyorlar. Şimdi çok bir bilgim yok. Herhalde daha tutuculuğu yüksek diye, hani tiner solvent bazlı boyalar olduğu için tutuculuğu daha yüksek, o plastiğin üzerine daha iyi yapışıyor diye mi bilmiyorum ama genelde onlar tercih ediyor. Akrilikle bunda da figürünü boyayabilirsin. Her türlü şeyini boyayabilirsin. Ama bence akriliği tercih etmek her zaman daha mantıklı. Niye? Çünkü suyla inceltiyorsun. Ya da kendi incelticisi var. Kendi inceltecisi var. Mesela bu bunun inceltecisi. Bununla onu inceltebiliyorsun. Veya işte dediğim gibi suyla ya da cam sil kullanan bile duydum yani gördüm. Bunları inceltiyorsun. Şimdi suyla inceltmek temiz, kokusuz, sağa sola sıçrar, elbisenin kıyafetini bozmaz. Şimdi ev ortamında çalışıyoruz. O yüzden akrilik tercih etmek bence daha mantıklı. Wicked Colors, Createx'in Wicked Colors serisi var bende. Bunu şeyle beraber... Airbrush'la beraber set olarak satın almıştım. Şöyle bayağı bir rengi var. Böyle bol miktarda çeşit çeşit. Kaç tane hatırlamıyorum da 10 küsür tane değişik değişik renkleri var. Böyle tabii renk renk olması güzel bir şey. Karışım yapmakla uğraşmıyorsun. Aynı rengi defalarca tutturabilmek açısından. Ama şöyle bir şey var ki ana renkler olduğu zaman ana renkler elindeyse her türlü rengi elde edersin. Bir de yanına siyahla beyaz patlattın mı ne oluyor? Dünyadaki bütün renkleri elde edebiliyorsun. Ana renklerimiz varsa bu renklerle ilgili bir video çekebiliriz aslında renk bilgisiyle alakalı. Ana renkler, ara renkler. Bunları mesela hangi renkleri karıştırarak neler elde edebileceğini, siyahla beyazın renk olmadığını, siyahla beyaz renklidir arkadaşlar. Tonlarını ayarlarsınız. Mesela beyazın hiçbir renk yansıtmadığı düşündürdü eskiden. Hiçbir renk yansıtmadığı için beyaz oldu. Halbuki bütün renkleri yansıttığı için beyazdır. Bunu da bulan Newton'dur. Isaac Newton bu onu tespit etmiş ve açıklamıştır. Bu muhteşem gerekli bilgiyi de aldıktan sonra devam edelim. Sonra arkadaşlar Türkiye'de çok rahatlıkla bulabileceğiniz figür boyamakta kullanılan Vallejo boyaları var. Bunlar İspanyol olduğu için Vallejo diye okunur. Vallejo diye yazılır. Vallejo diye okunur. Çünkü niye? İspanyol malı. İspanyol malı mı? Bakalım. İspanyol malıydı diye hatırlıyorum. Made in Spain. Vallejo ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ben de çok yok. Bir tane böyle ten rengi bir şey almıştım. Ten rengi boyamak için. Ama figür boyamada çok kullanılıyor ve sıvı. Yani oldukça sıvıdır. Yoğunluğu azdır. Ama mesela bu Createx'lerin sıvılığı fazla şey değildir. Yoğundur yani. Mesela bu neyde fark ediyor? Adama kaş çizeceksin. Şimdi Vallejo ile çizerken bunda zorlanırsın. Bu akıyor çünkü. Akışkan. Ama şöyle kıvamı olan Createx gibi bir boyayla daha güzel, hemen ince detayları rahatlıkla çizebilirsin. Alet edevatlarda bahsetmediğim bir şey var arkadaşlar. Onu burada bahsetmem lazım. Evet. Şu. Fırçalar. Fırçalardan bahsetmedik alet edevatta. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz 7 serisi Wilson Newton 1 numaralı fırça. 1 numara, 2 numara, 3 numara diye kalınlığına göre gidiyor.
Şimdi bunu alacaksınız. Bir kere boyama yapacaksınız. Bu fırçayı alacaksınız. Bitti. Bu kadar. Filistor Newton veya bunun ayarında bir şey. Bu 50-60 TL civarında bir fiyatı var bunun. Ama alacaksın bunu. Çünkü ben bunu aldıktan sonra daha evvelden badana rulosuyla boyama yaptığımı fark ettim. Yani fırça buymuş. Gerçekten aldığınızda anlayacaksınız. Kalitesi, tüylerinin ayrılmaması, ucunun sivriliği muhteşem bir fırça. Ya bunu ya da bunun ayarında gene kaliteli böyle bir şey almanız şart. Sonra diğer fırçalar istediğiniz gibi alın abi. Yani çok fırça olsun ama yani ucuz fırçalar olsa da bundan olacak. Bu şart. Sonra diğer boyalarımıza geçtiğimizde arkadaşlar ink diyor. Bakın Liquitex ink yazıyor üzerlerinde. Şöyle Liquitex'in ink yani mürekkep dediği boyaları var. Böyle damlalığı var. Bu şeyi bronz, bakır rengi, bu pigmentleri var içinde, bakır rengi oluyor. İşte bunun da değişik şeyleri var böyle. Bunu hiç inceltmeden direkt airbrush'ın içerisine damlatarak pıt pıt damlatıp kullanabiliyoruz. Gayet sıvı çünkü, aşırı sıvı. Airbrush'ın içerisine kullanıyor. Ama bunları kullanamazsın. Bunları incelticiyle bayağı bir inceltmek gerekiyor. Bunlar hepsi kaliteli boyalar. Yani mesela Liquitex'in bir de Basics serisi var. Bunlar ink serisi, sıvı. Bir de Basics serisi var. Böyle tüplerde satılıyor. Bu da Createx gibi yine koyu kıvamlı olanı. Bunlar da çok. Bunu da inceltmen lazım. Mükemmel boyalar. Yani bunların hepsi, bu saydıklarımın hepsi aşırı kaliteli boyalar arkadaşlar. Hepsi zaten mesela burada bir tane Ecoline var. Bir tane numunelik. Bir tane var. Hollanda malı. Yani hepsi kalite. Gayet güzel. Boyaları bu şekilde geçtikten sonra şimdi hemen diğer malzemeleri anlatmaya başlayalım. Şöyle bir tane şeyimiz var. Masking fluid diyor. Maskeleme sıvısı. Bu böyle sıvı halde bir şey. Fırçayla sürülüyor. Fırçayla sürdükten sonra bu kuruyor ve bunu jelatin gibi üzerinden soyabiliyorsun. Ne işe yarıyor? Atıyorum burada mesela bir hazır kitimiz var. Bunu internetten almıştım. Boyamasını yapıyorum. Mesela şurasını airbrush'ta boyadım ya. Bu masking liquid'i alıyorum. Buraya sürüyorum. Mesela alt kısmını jelatinle folyoyla kaplarım. Üst kısmını da detayını yani çizgisel olarak liquid'imle geçerim. Çünkü bu ucuz bir şey değil. Yani bundan tasarruf etmek lazım. Kompresini yapmaktansa. Sadece detay kısmını güzelce çizdikten sonra geri kalanını istediğim gibi boyarım. Maskelemiş oluyorum. Masking fluid'le. Bunu bantla da yapabilirsin. Maskeleme bantları var. İnce yapıştırırsın. Bir sivri kretuar maket bıçağıyla kesersin ince şekilde tam hizasında. Ne olur? O şekilde de maskelemiş olabilirsin. Maskelemiş olursun. Evet, bir adet süper Sculpey inceltici var. Yani yumuşatıcı, polimer kil yumuşatıcı. Ben bunu alırken kafamda böyle hani o gri Sculpey çok sert ya, yumuşamıyor ya, yoğuramıyoruz ya. Bunu alınca yoğuracağız diyorum. Bir taraftan da düşünüyorum nasıl olacak, ben içine damlatacağım. Hop yumuşayacak mı falan diye. Kafamda da bin bir soruyla aldım bunu. Meğer bu o değilmiş tabii. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir yumuşatıcı diye bir şey değil. Bu yüzey pürüzsüzleştirme. Yani mesela bir figürü yaptın. Fırçayla bununla böyle üzerinden geçerek orayı tam böyle kaymak gibi dümdüz hale getiriyorsun. Yüzeyini pürüzsüzleştirmek için kullanılan bir sıvı. Ama almayın. Bunu almayın arkadaşlar. Kesinlikle bunu almayın. Ne alın? Alacağınız şeyi söyleyeyim. Bir saniye, o burada değil. Hemen alıp geliyorum. Evet, bunu alın. Zippo gazı. Hem ucuz, hem daha çok, hem de daha iyi. Bence daha iyi. Yani ikisini de denemiş biri olarak bence bu daha iyi iş görüyor. Bu aşırı yumuşatıyor ve uzun sürede yok olmuyor. Bayağı kalıyor orada. Ama bu hemen yumuşatıp yok olup gidiyor. Yani sonra tekrarlayabiliyorsun. Bu bayağı bir yumuşak, böyle vıcık vıcık yüzeyi kalıyor. Kurumasını beklemen gerekiyor. Bunu alabilirsiniz. Çok güzel. Zımparalarımız var arkadaşlar. Fırınladıktan sonra su zımparasıyla herhangi bir yapı marketten alabileceğiniz zımparalarla boy zımparalayabiliyorsunuz üzerlerini. Zımparalamak için. Daha sonra bakalım. Burada bir airbrush temizleyici sıvımız var. Airbrush'ımızı temiz tutmamız şart. Kesinlikle her kullanımdan sonra airbrush'ımızı temizlememiz önemli. Üzerinde durmamız gereken konu. Tertemiz olsun çünkü bizi yarı yolda bırakmasın. Sonra saf alkol var. Kozmetik etanol.
Bu da inceltmek için kullanıyoruz yine o Zippo gazıyla. Aynı şey, buna da ihtiyacımız yok. Zippo gazı her türlü işi görüyor. Base var. Yani primer. Primer ama bunu böyle bidonla aldım. Fakat büyük hata yaptım. Beyaz aldım. Beyaz ya da siyah astar, yani primer astar aynı şey. Kullanmak bence çok mantıklı değil. Çünkü figürün gölgesini, ışığını öldürüyorsun. Figürü göremiyorsun. Bence. Gri primer en güzeli. Gri astar. Bak Vallejo'nun gri astarı. Sprey olanlar var. Bulamadım onlardan henüz. Bulsam alacağım. Sprey olarak hiç airbrush ile uğraşmıyorsun. Direkt boyu geçiyorsun. 10 numara bir iş. Bunlardan bulamadım henüz. İşte bu astarı aldık böyle. Ne yapacağız bunu bilmiyorum. Artık çaya çorbaya katarım herhalde. Bitmez çünkü bu. Kelden iskelet yaptıktan sonra alüminyum folyo ile üzerini kalınlaştırıyoruz. Kelden iskelette bu tellerden yapıyoruz. Bu teller nedir? Herhangi bir yapı markette bahçe teli diye kalınlıklarını istediğiniz gibi bulabileceğiniz teller. Bahçe teli 5'er metre 5'er metre satılıyor. Yani gidip bunu sanat evinden, sanat malzemesi satan bir kırtasiyeden armatür teli diye 5 katı fiyatını almaktansa bahçe teli diye yapı marketten gayet uygun alıyorsun. Ve armatürümüzü, heykelimizin taşıyıcısını, sütrüktürünü yapıyorsun. Üzerine folyoyla kaplıyoruz. Ne oluyor? Bir kalınlık sağlamış oluyoruz. Bu kalınlık bize ne kazandırıyor? Hem fırınlama açısından daha sağlıklı. Çünkü kalın malzeme daha zor fırınlanır, daha zor pişer. Daha ince malzeme olmuş oluyor ve fırınlanması daha kolay oluyor, daha sağlıklı oluyor. Hem de malzemeden tasarruf etmiş oluyoruz. Şöyle süngerlerimiz var. Şöyle bir testere var. Bunun şeyle alakası yok konumuzda. Ya da olabilir, bilmiyorum yani, kullanılabilir. Şöyle süngerler var. Boyama yaparken efekt vermek için. Deniz süngeri. Mesela şunun şu kısmını şöyle koparıp pıt 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 işte böyle ne bileyim böyle daha dağınık bir boya yapmak için kullanabileceğiniz süngerler. Süngerlerle boya yapabiliriz. Sonra boya yaparken kullandığım gaz maskesi, gaz maskesi değil de şey işte yani ağzımı işte nefesimi korumak için, çünkü boya uçuşuyor çok. Bir de plastik eldivenler, elim boyanmasın diye plastik eldiven takıyorum şeyle, airbrush'la boyama yaparken. Yani bu elime takıyorum, buna takmasam da olur. Şöyle boyuyorum, elime de geliyor boya. Boyanmasın diye plastik eldiven takıyorum. Boyarken ne kullanıyorum? Bakın mesela şöyle ucunda mandalı olan, ucunda mandallı çubuklar. Şu hazır aldığım bir kit, demin gösterdim şu ya, hazır aldığım kit. Bunun işte ayaklarında kanatlar var. Onun boyamasını yapıyorum. Mesela bak kanadı buraya taktım. Şöyle getiriyorum. Buradan kıstırıyorum. Ondan sonra airbrush'la gayet güzel boyuyorum. Bunları da şeyden sipariş ettim. Bunları da AliExpress'ten aldım. Şöyle çubukları ve ucundaki kıskaçlarıyla beraber AliExpress'te var ama ne diye aratmak lazım bilmiyorum. AliExpress'ten bulabilirsiniz. Şöyle yapıştırıcımız var. İnce parçaları yapıştırmak için Revel'in yapıştırıcısı. Ucu metal iğnesi var. Hop akıyor. İspirto. İspirto gazı şey var. İspirto var. İspirto ocağı. O alet edevatları anlatırken bu yoktu yanımda. Şimdi göstereyim. Şöyle ispirto ocağımız var. Bunun içine koyuyoruz. O ısıyla şekillenen killeri şekillendirmek için. İspirto şeyimiz var. Boya karıştırmak için, boyaları karıştırmak için şöyle çay şeyleri var. Çay karıştırma çubukları. Boyayı karıştırmak için. Boya karışımları yapmak için plastik bardaklarımız var. Evet, plastik bardaklar. Ve 3 videoluk serimizin sonuna geldik. Size elimdeki bütün alet, edevat, işte killer, malzemeler, saf malzemeleri, neyse hepsini aktarmaya çalıştım. Atladığım, unuttuğum ufak tefek şeyler olabilir ama genellikle hani kullandığım ana malzemelerin hepsinden bahsettim tek tek. Hani konuyla ilgilenmek isteyen arkadaşlar bir rehber niteliğinde nelere ihtiyaçları olduğunu bu video serisinden
görüp ona göre alacaklarına karar verebilirler diye ümit ediyorum. Bundan sonra Monster Jam Studio oynatma listesi altında heykel ve figürlerle alakalı videolar gelmeye devam edecek sevgili arkadaşlar. Kanala farklı videolar da koyacağım. Başka konularda daha farklı içerikler olan. Onları da yine izleyebilirsiniz ilerleyen zamanlarda isterseniz. Ama dediğim gibi bu konuyla alakalı bütün videoları Monster Jam Studio oynatma başlığında kullanacağım, toplayacağım. Yani konuyla alakalı kanala giren insanlar diğer videoları izlemek zorunda kalmayacaklar. Sadece o başlık altını, o başlığı açıp onun altında o oynatma listesini açıp onun altında istedikleri videolara rahatlıkla erişebilecekler. Evet, bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.